Kıymetli izleyenler, sevgili seyirciler, yepyeni bir videoyla, çok güzel bir, bugün tarih kokan bir videoyla karşınızdayım. Bu yeni videomuza, bu yeni yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuz yine biliyorsunuz her zamanki gibi terk edilmiş yapıları, tarihi yapıları çekiyoruz. Bugünkü videomuz yine onlardan birisi. Fakat videonun terk edilmişlik dışında çok daha büyük bir özelliği var arkadaşlar. Milli mücadele dönemine bizi götürecek. Kurtuluş Savaşı yıllarına bizi götürecek. Aydın Germencik'teyiz bugün arkadaşlar. Kanlıbahçe, Koç Kuyusu diye bir mevkideyiz şu anda. Buranın size hem hikayesini hem detaylarını tek tek şöyle bir yürüyüşle, bir sohbetle vermek istiyorum. Hazırsanız şöyle küçük adımlarla ufak ufak şöyle geçelim arkadaşlar. Burası ne önemi var? Burada arkadaşlar milli mücadele döneminde 94 tane şehidimiz olmuş. Burası bir ev. Burası o dönemin ev, dam, ahır, hepsi iç içe geçmiş bir yapısı. Yunan askerleri arkadaşlar almış olduğu mağlubiyetlerin sonrasında İzmir'e doğru kaçarken ortalığı biliyorsunuz yakarak, yıkarak, birçok katliama imza atarak bu bölgeden geçip gitmiş. Biz de onlarla ilgili bir seri yapmaya karar verdik. Bugün serinin birincisi, hatta ikincisi bile diyebiliriz. Çünkü biz biraz uzun bir dönem önce, yaklaşık bir 6 ay kadar önce Karatepe katliamı diye bu serinin birincisini çekmiştik. Bu ikincisi olsun. Böyle bir seriyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz 7 Eylül Aydın'ın kurtuluşu. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu. Olay orada bitiyor. Artık oradan sonra Yunan ülkeyi terk etmiş oluyor. 4 Eylül'de arkadaşlar Nazilli tarafından kuvvetlerimiz Yunan'ı sürmeye başlıyor İzmir'e doğru. Yunan askerleri bu bölgeden kaçarken burada çok vahşi, çok kanlı katliamlara imza atmış. O noktalardan birisindeyiz arkadaşlar. Burası Koç Kuyusu mevkisi diye bir yer. Koç Kuyusu ismini de şu an bu yanı başımda görmüş olduğunuz kuyu burası arkadaşlar. Üzeri şu an bir taşla örtülse de birazdan size yakından onu da göstermeye çalışacağım yine. Küçük kapağın kenarında detayları var. Onları da size verebilirsek. Çünkü üzerindeki taşı kaldırmıyoruz. Çoluk çocuk içine düşmesin. Buralar çünkü tarım alanı, bahçe işleri, çocuklar vardır buralarda. Koç Kuyusu mevkii ismini buradan alıyor arkadaşlar. Yunan askerleri ne yapıyor? Almış oldukları mağlubiyet sonrası İzmir'e doğru kaçarken burada bahçe içlerinde, evlerde, çünkü Türk halkı saklanmış, dağlara kaçmış sivil vatandaşlar. Yine artık bahçe içinde tek tük kalan insanlar var. Bunları buluyor Yunan askerleri ve bunları önüne katarak sürüyor arkadaşlar. Bir sürü insan toplamışlar, 100 kişi, 200 kişi. Bu evde 94'ünü şehit etmişler arkadaşlar. 55 tanesi, isimleri belli. Birazdan evin ön tarafında bir anıt var, oraya da geçeceğiz. 94 şehidimizin 55 tanesinin isimleri belli. Çünkü bu yörenin halkı 39 tanesinin isimlerini belirleyememişler arkadaşlar. Çünkü o dönem tarım işçisi olarak dışarıdan buraya gelmişler. Onların isimleri belli değil maalesef. Anıt üzerinde onların isimleri yok. Asker bu evi hepsini topluyor arkadaşlar. Evin önüne diziyor. Görmüş olduğunuz bu duvarın önüne diziyor. Gerçekten şu an olayın yaşandığı birebir o noktadayız. Bu duvarın önüne insanları dizdikten sonra Yunan askerleri de haliyle tabii buraya sıralanıp bu insanları arkadaşlar kurşuna diziyor. Makineli tüfeklerle burada kurşuna diziyor bu insanları. İçinden öldürebildikleri oluyor. Öldüremediklerinde bu kuyunun içine atıyorlar hepsini. Canlı canlı, yaralı bu kuyunun içine atmışlar. Kuyunun içinden çıkamasınlar diye de öldüğüne emin oldukları insanları da canlı olanları, kuyunun içindekileri onların üzerine atmışlar çıkamasınlar diye. Şehitleri üzerlerine atmışlar. Yaralılar da aşağıda artık kaderiyle baş başa kalsın. Ölsün diye muhtemelen. Şimdi büyük bir yapı. Bunun ön tarafı da var. Oraya da sizi götürmek istiyorum. Öncelikle şöyle buradan bir başlayalım. Ufak ufak ön tarafına doğru geçeceğiz. Çok önemli detaylar var. Çok mühim detaylar var. O günlerden kalan gerçekten insanın içini parçalayan detaylar var. Şöyle bazılarından size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Duvardaki kurşun delikleri bunlar. Burada insanlar tabii dizili olunca kurşun yağmış üzerlerine. Duvardaki kurşun delikleri burada. Çok acı, içler acısı. Yani şu an buradaki hisleri tarif etmesi gerçekten çok zor. Kanlıbahçe zaten ismi. Neden Kanlıbahçe? Bununla ilgili çok detay var, çok makale var. Arkadaşlar bahçeden oluk oluk kanlar akmış. Buradan artık kanlar akmış yani. Bir yağmur suyu gibi kan akmış. O yüzden Kanlıbahçe. Kuyunun ismi Koç Kuyusu. Niye? Nice koç yiğitleri attılar diyorlar arkadaşlar buraya. Buradaki şehitlerimiz için koç yiğitler diye bahsediliyor. Mevkinin ismi Koç Kuyusu olarak
Bu yüzden anılmış. Burada şöyle bir yapı var. Bu yapının kapısı kilitli. Bunu pek, yani içine girme şansımız pek yok bunun. Bilmiyorum, belki şuradan yüzeysel bazı detay görüntüler verebilir miyiz bilmiyorum. Muhtemelen zaten artık kullanımda değil burası. Atıl, bomboş bir vaziyette duruyor. İçeride belki bir aileye aitse burası, bazı tarım aletleri gibi bazı böyle hani artık atılmış eşyalar olabilir. O yüzden buraya giremiyorum ama diğer kısma girebiliyorum. Orayı zaten şimdi size detaylı olarak göstereceğim. Dedikten sonra yine asıl evin büyük ana cephesi burası. Yani o günkü artık hani ruh hali hayal ettiğimde insanları muhtemelen buraya dizdiler arkadaşlar yan yana. Düşünsene, sivil hepsi ya, elleri nasır tutmuş çiftçi. Kadın var, çocuk var, bebekler var. Neler var arkadaşlar yani, 94 kişiden bahsediyoruz. Burada mermiyi yiyen, kurşunu yiyen yere yığıldı kaldı. Kanlar içinde olduğunu zaten söyledim, bahçeden oluk oluk akan kanlar. Kapısı kilitli olan bir yapı daha. Buraya maalesef girme şansımız şu an yok. Kapıya kilit vurulmuş. Bu şekilde atıl bir vaziyette duruyor. Şurada bakın yine çok detaylı kurşun delikleri görünüyor yine. Şöyle size bunları göstereyim. Kurşun yağmış. Dediğimiz o noktalardan arkadaşlar bakın. Zaten bu ev o günden sonra kullanılmamış. Komple kalmış böyle atılı. Kurşun delikleri buraya yağmur gibi yağmış arkadaşlar. Buraya saplananlar. Tabii artık niceleri de kaybolup gitmiştir zamanla. Yağmurdan, çamurdan, eskimeden, tozlanmadan, paslanmadan gitmiştir. Duvarın her yerinde kurşun delikleri var. Yani o anki buradaki o hengameyi, paniği, bağırış çağrışı kafanızda hayal edin. Belki bu ağaçlar bile yoktur yani o dönem. Bunlar hızlı büyüyen ağaçlar. Muhtemelen yoktu. Burası zaten tam gerçekten apaçık bir alanmış. Söyleyebilecek olduğum çok fazla şey yok. Çok zor. Anlatması çok zor bunu. Fakat bu yapıyı terk edilmiş bir yapı burası da. Hem terk edilmiş olduğu için hem de bir tarihi olduğu için size göstermek için buraya kadar geldim bugün. Buradan küçük bir kapısı var. Bu kapıdan içeriye girelim şimdi. Burası muhtemelen yaşam alanı olabilir. O dönem evlerde bir taraf dam, bir taraf çünkü barınma alanıydı. Burası öyle bir şey olabilir. Çünkü burası tam böyle şey. Ona müsait. Hatta nereden anlıyoruz? Ocağı var şöyle. Bu ocakta muhtemelen yemek pişerdi. Belki burası yemek yapılan alan olabilir. Belki yemek yapılıp da yaşam alanı hani olmuş olabilir. İkisi bir arada olmuş olabilir. Her zaman beni benden alan biliyorsunuz ahşap. Ahşabın dokusu çok farklıdır. Ahşap her zaman yaşadıklarını gösterir, anlatır, o hissiyatı verir. O günlerden kalan yine ahşap çatısı, kiremiti, tavanı, o günlere şahitlik etmiş olan dekoru hala üzerinde durmakta. Yine bakın, az önce dışarıda göstermiş olduğum gibi kurşun delikleri arkadaşlar burada da. Yani artık burada da insanları kurşunlamış olabilirler. Yani evden, değil mi, insanların çoğu içerilere kaçışmış olabilir o esnada. Onları çıkartmak için evin içinde de artık sıkmışlardır. Onların için çok önemi yoktu muhtemelen. Hani orada mı artık şehit edelim, burada mı şehit edelim? Çok önemi yoktu. Belki burada korkutmak amacıyla sıktılar, dışarıya çıkarttılar. Belki burada bir kurşunladılar, bilmiyorum ama o günlerden kalan arkadaşlar bakın kurşun delikleri hala daha burada dönemin izlerini üzerinde taşıyor. Çok kötü ya. Yani bizim videolarımızda hep neden bahsediyoruz? Hani gittiğimiz yerin o tarihini koklamak, o hissiyatı almak, onu karşı tarafa geçirmek. Bilmiyorum yani bunlar ekran başında size hani ne kadar geçiyor ama burada, yani şurada insanların o dikeldi yere, aynı yere ayak bastığımı hayal ediyorum. Bana doğru çevrilmiş, karşımda dönmüş o tüfekleri hayal ediyorum. O anlamadığım dilde konuşulan, yabancı dilde konuşulan emirleri, hakaretleri, artık yönlendirmeleri duyuyorum. Titreyen insanlar, artık çocuğumu mu kurtarayım, kendimi mi kurtarayım diye burada çırpınan o dönemin masum şehitleri. Evin ön tarafına doğru geçelim. Burada zaten dediğim gibi çok bir şey yok. Önemli olan buradaki o tarihi, o hissiyatı anlatmak. Çok güzel bir yerde ama. Çok güzel bir incir bahçesi burası. Çok da büyük bir incir bahçesi. Neden böyle atıl bir şekilde kalmış?
Hep neden? Yani bizim anlayamadığım şey neden yani bir şey yapılmıyor? Neden? Yani her şey için söylüyorum ama bunu. Tarihi olan olmayan. Yani eski bir otel görüyorum. Abi ya haciz ya borç ya icra kalmış. Ya böyle tarih kokan bir şey görüyorum. Baksana abi şuna bak. Bak bacasına bak. Şuraya bak ya. Buradan dumanlar tüttü, ekmekler pişti. Yani ve içinde olağanüstü bir tarih var arkadaşlar. Bugün Kurtuluş Savaşı ile ilgili artık dokümanlar, kaynaklar aradığınızda, açtığınızda birçok tabii tarih bulursunuz. Gerçek bilgiler, dokümanlar bulursunuz ve oradan sonra hikayeler başlar. Değil mi? Nerede ne olmuş? İnsanlar başına neler gelmiş? İşte buranın hikayesi en başta çıkacak karşınıza. Yani bu çok önemli bir yer burası. O günlerden 94 şehidimizden canlı tanık olarak arkadaşlar günümüze ulaşabilmiş 3 kişi var. 3 tane kurtulan olmuş burada. Bir tanesi Ayşe nene. O dönem buradan annesi üzerine kapanmış, vurulmuş. Annesi üzerine kapanmış. Dolayısıyla kurşunlar ona isabet etmemiş ve sırtında küçük bir şarapnel parçasıyla kurtulmuş, hayatta kalmış. 2002 yılında vefat etmiş arkadaşlar. Her sene 7 Eylül'de Aydın'ın kurtuluşunda. Yani hani yaşlı olmasına rağmen hayat dolu, sapasağlam, böyle kırmızı al yanaklı bir neneymiş. Her sene 7 Eylül günü çökermiş arkadaşlar. Eli yüzü beyazlarmış, eli yüzü buz kesermiş. İçindeki hayat ışığı sönermiş. O günü anımsarmış her sene 7 Eylül'de. Uyandığında o günü bitiremezmiş, geçiremezmiş. Çünkü annesi orada öldü, belki babası öldü, arkadaşları öldü. Ve o günün görüntüsü var. Bunu nasıl sileceksin arkadaşlar? Buradan kurtulan 3 kişiden bir tanesi. O Ayşe nene. Şu an o da hayatta yok tabii. Allah rahmet eylesin. Ya bunların anısına, bunların saygısına çok basit şeyler yani. Minik bir dekorasyon ve ne bileyim kapısı açık bir alan. Hani bir ziyaret alanı olsa. Ya bu sanki böyle kara leke gibi yani. Burada şehitlerimiz olmuş. Burası bizim için gurur noktası yani. Bu vatan için olmuş bunlar. Bilmiyorum. Cezalandırılmış gibi böyle burada bu bina bomboş duruyor. Kurşun delikleri yine bakın arkadaşlar. Muhtemelen 94 kişi az değil. Yani bahçenin ön tarafında da arka tarafında da her yerde insanları dizmişler. Böyle kurşunlamışlar demek ki. Çünkü burası da çok apaçık bir alan. Karşısı kocaman alabildiğine gidiyor. Şöyle size tam tur bir etrafı da göstermek istiyorum. Bakın sizle beraber ben de gezeyim. Şöyle komple zeytin ağaçları var. Zaten ana yolun kenarında. Çok böyle güzel de mevkide. Böyle devam ediyor. Hele bu tarafta muazzam büyük bir incir bahçesi var. Çok geniş bir alan. Kim bilir kaç dönüm, çok büyük. Etrafında ev falan da yok. Bu ev burada tek başına. Hemen bahçenin bittiği noktada zaten evi görebiliyorsunuz. Evin zaten pencereler bakın. %100 orijinal, %100 ahşap. O günlere tanıklık etmiş. O günlerden kalan ahşap camlar. Yine ahşap bir kapı. Tabii muhtemelen kapı kapalı. İçeriye girme şansımız maalesef yok. Hatta tuğla örmüşler. Tabii muhtemelen niye artık bu olmuş? Buraya abi gelmemesi gereken herkes geliyordur değil mi? İçerisi boş bir bina. Artık kullan nasıl kullanabilirsen. Gecesi gündüzü insanlar geziyorlar. Yine burada küçük bir pencere var. Şöyle alçak tabii pencere. Bunu kameraman arkadaşımdan bir rica edeceğim. İçeriye giremesek de belki oradan küçük detaylar size göstermeye çalışırız. Ben şu an her ne kadar göremiyor olsam da muhtemelen yine içeride eski, tarihi, hani o günlere ışık tutabilecek küçük detaylar da var. Yine sizlere onları göstermek iyi olur diye düşünüyorum. Bir küçük penceremiz de burada var. Bilmiyorum aynı yere mi bağlantılı ama farklı bir şey de olabilir. Onu da yine Mehmet kardeşimden rica edeceğim. Bir de orayı gösterelim. Derinlemesine giden bir yapı orası da. Burası muhtemelen sahipliyse de hala o sahiplerinin bazı eşyaları burada kalmış olabilir. Şimdi zaten burada ev bitiyor. Evin arka tarafındaydık. Burada daha yeni bir yapı diyebileceğimiz bir yapı var. Muhtemelen yüksek ihtimal o günlerde burada olmayan bir yapı bu. İçine gelip giden bu bahçe sahiplerinden, çiftçilerden birileri olabilir. Evin ön tarafında arkadaşlar ne kadar sahipsiz desek de bina sahipsiz. Tabii evin önüne bir anıt yapılmış. Şöyle şimdi anıta doğru geçelim. Güzel tertemiz bir anıtı var. Türk bayrağı dikili. Orada bir bilgilendirme notu var. Şehitlerimizin ismi var. O tarafa doğru geçelim.
Oradan yine o güne ışık tutacak bilgilerle devam etmeye çalışalım. Şu an neredeyiz tabii? Artık evin bahçe duvarından da dışarıya çıktık. Ana yola geldik. Evin uzun, geniş bir duvarı var. Çok büyük bir evmiş burası. Yani belki dönemin zenginlerinden birinin eviydi. İnsanları buraya toplamışlar. Burada yine şehitlerin isimleri var ama daha detaylı şekilde anıtta var zaten. Oradan size bunları göstereceğim. Anıtın üzerinde bu şehitlerin isimlerini zaten tek tek birazdan göreceğiz. Muhtemelen bu artık eski bir anıt tarzında yapılmış. Ama sonra daha gösterişli bir anıt yapıldığı için de bunu da oradan kaldırmamışlar diye düşünüyorum. Evet. Bahsetmiş olduğum Germencik, Kanlı Bahçe, Koç Kuyusu Şehitlik Anıtı arkadaşlar. Gayet güzel. Gayet olması gerektiği gibi. Bayrakları burada, o günü tasvir eden bir resim burada. Halka yapılan zulüm. Resimde tasvir edilen bakın. Genelde ne yapılmış? Kadınlar ön planda. Çünkü niye? Erkekler savaşta zaten. Hep kadınlar zulüm görmüş. Kadınların o gün yaşadıklarını tasvir eden bir resim. Camimizin dibinde düşman kuvvetleri ve zulüm gören kadınlar, süngülenmiş bir erkek. İçler acısı. Şu tarafta konuyla ilgili arkadaşlar bir bilgilendirme var. Bunu şöyle biz kayda alalım. Belki siz hani bir durdurup okumak isterseniz de durdurabilirsiniz. Baştan sona bizim yüzeysel bahsettiğimiz konularla alakalı. Zaten biraz sonra bunu okumadan önce şunu da söyleyeyim. Konuyla ilgili uzman bir isim yanımızda. Araştırmacı, gazeteci Mehmet abimiz. Bugün yine videolarımızda yalnız bırakmadığı gibi bugün de bizle birlikte. Konuyla ilgili o yıllardır bu bölgeye hakim, yıllardır bu bölgede yapılan anmaları, kutlamaları, törenleri hepsini yakından takip eder. Bununla ilgili uzmanlarıyla görüşmüşlüğü, soru sormuşluğu da var. Bize o gün yaşanan, belki bizim de anlatmadığımız tüm detayları, tüm tarihini, burada yaşananları o harika anlatımıyla, o etkileyici anlatımıyla birazdan zaten paylaşacak. 55 tane şehidimiz burada arkadaşlar. Hepsi gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. İsimler tek tek burada. Kimler kimler? Aynı aileden hep üçer beşer, üçer beşer, üçer beşer. Aynı aileden hep. 39 şehidimizin diyor, az önce bahsettiğim gibi, isimleri tespit edilememiş çünkü tarım işçisiymiş bunlar. Dönemsel olarak buraya geliyor. Yani yöre halkı da tanımadığı için bakıyorlar ama teşhis konusunda tabii. Cepte kimlik yok, nüfus cüzdanı yok. Herhangi bir tespit yapılamadığı için onların isimleri maalesef burada yer almıyor. Yani buradan benim şurayı size göstermek, gezdirmek anlamında anlatabilecek olduklarım bu kadar. Detaylı hikayeye geçeceğiz şimdi. Fakat onun öncesinde şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten memleketimiz çok özel, çok kutsal arkadaşlar. Kıymetini çok iyi bilmek lazım, çok ciddi bilmek lazım. Yani hani hayat nefes alıp vermekten ibaret değil. Bu hayat devam ediyor. Gelecek kuşakların bu bilgileri öğrenmesi, bu hissiyatları gerçekten yüreğinde taşıması gerekiyor. Gün olur o milli ruh yine ihtiyaç haline dönüşebilir. Yine bu beraberliğe, yine bu ruha ihtiyacımız olabilir. O kenetlenmeye ihtiyacımız olabilir. İşte bunu yüreğimizde taze tutmak lazım. Geçmişi sürekli hatırlatarak, sürekli hatırlayarak bunu yapabiliriz ancak. Biz de bunun için bu videoları çekiyoruz. Yine böyle çok güzel, çok tarih kokan, ders niteliğinde, bazı yorumlara yazıyorlar, ders niteliğinde video yapmışsın diye. Ders niteliğinde videolarla devam ediyoruz. Bunun devamlılığı için yapmanız gereken destek olmak. Biliyorsunuz arkadaşlar, destek olmak adına yapılabilecek birkaç kalem şey var zaten YouTube mecrasında. Bunları bizden eksik etmeyin. Buraya kadar sıkılmadan dinlediyseniz, izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysem affola. Biz de öğrendiğimiz, duyduğumuz bilgileri aktarıyoruz çünkü. Şimdi detayları Mehmet Arkan abimizden almak üzere onun yanına geçiyoruz. İyi seyirler.
Evet Mehmet abi, hoş geldin yeni videoya. Evet Emre'cim, hoş bulduk. Bugün çok kıymetli, çok evet. özel bir yerdeyiz. Bugün benim memleketimdeyiz. Evet. Bugün burası Germencik, Kanlıbahçe mevkii. Ben bu topraklarda doğdum. Bu hikayeler ile büyüdüm. Her ne zaman buraya gelse içim titrer. İnan hani ayaklarımın bağı çözülür. Diken diken olurum. Dedemgiller, nenemgiller, bizim aşağıda da bizim köy var. Dedemin, anne dedemin köyü Moralı var. Moralı'ya geldiğimde dedem rahmetli anlatırdı. Evladım derdi, yani bu topraklar, inan derdi. Hani abdest alıp o şekilde çıkman lazım. Her yeri şehit kanıyla dolu. Her yerinde bir acı, her yerinde bir vahşet. Tabii başlangıç olarak ben anlatayım. Evet, bugün şey, Mehmet abi, buranın hikayesini senden bir baştan sona dinlemek istiyoruz evet. izleyicilerimiz için. Tabii biliyorsunuz 25 Mayıs 1919'da Yunan ordusu Manisa, Selçuk, Bayındır bu bölgeleri işgal ediyor. Aydın'ı dahil olmak üzere bu bölgeleri işgal ediyor. Yunanlılar 25 Mayıs 1919'da işgale başladıklarında bu bölgede 3 yıl kalıyorlar. 3 yıl kaldıklarında tabi belirli yerlere, Sarayköy'e kadar konuşlanıyor. Artı 4 Haziran günü de, 4 Haziran 1919'da da Nazilli'yi işgal ediyorlar. Tabi 3 yıl boyunca çetin mücadeleler oluyor. Bu bölgede 1922'de 4 Eylül ile 7 Eylül arasında artık Nazilli'den bu bölgeye düşman Ege Denizi'ne doğru sürülüyor. Tabii milli mücadele, bizim muhafızlarımız, efelerimiz oradan burayı Ege Denizi'ne doğru sürerken Yunan çekiliyor ama yani talan ederek, yakarak, yıkarak çekiliyor. Ve bu bölgede 5 Eylül ile 7 Eylül arasında bu bölgede, bu araya Aydın'a geldiklerinde, Aydın'ın biliyorsunuz 7 Eylül kurtuluşu. Evet. Çekilirken bu bölgede katliamlar mı? Çok büyük bir katliam yaşıyor. Yani bunu anlatırken inan hani boğazım düğümleniyor. Nenemden de dedemden de dinlerdim. Evet, bu bölge o katliamı yaşayan evlerden biri. Evet. Koç kuyusu diyorlar. Evet. Neden koç kuyusu diyorlar? Nice koç yiğitler. İnanın şu an şu görmüş olduğunuz kuyuda, kuyu yani o dönemlerin kuyusu ve birçok kişi katlediliyor. İlk önce buraya gelen, burada toplamda 94 kişi katlediliyor ama 55 kişisinin ismi biliniyor. Diğer 39 kişi kim? Diğer 39 kişi tarım işçisi. Yani o dönemde bile ekmeğini alın teriyle kazanmak için gelen 39 tane vatan evladı ismi cismi yok. Yok. Totalde 94 kişi. Ve yani kameraman arkadaşımız da göstersin. İnanın bu bölgeye getiriyorlar. Bu bölgeye getirdiklerinde bazıları içeride. İçeriye kilitliyorlar, duvara diziyorlar, tarıyorlar ve karşıda kuyuya atıyorlar. İşte mesela. Yani şuraya gördüğünüzde var. Şuraya gördüğünüzde yani şeyler burada zaten bak. Katliamın izleri burada. Düşünsene duvarın önü insan yığılmış böyle değil mi? İşte o yığılan insanları ne yapıyorlar? Yığılan insanları şu görmüş olduğunuz kuyunun içine atıyorlar. Böyle bir vahşet yok. Yani böyle bir yani anlatırken böyle elim ayağım sakrıyor. Yani bu tamamen artık geri çekilme, kaybetme psikolojisiyle. Aynen. Şimdi işte duvarlar buranın en büyük örnekleri. Şöyle bakıldığında. Şurada en belirginleri gördüm. Evet. Şurada kameraman arkadaşımız da buraları gösterir. Hala o günün izleri burada. Arkadaşlar, hala o günün izleri burada. Yani insan Evet abi, bir de ben şuna sözün takıldım. Bittiği yer gibi yani. Evet.
Evet. Burası tamam, ön tarafa çok güzel anıt yapılmış. Allah razı olsun devletten, milletten, yapandan. Hani ev acaba sahipli mi, tapulu mu ya da ne bileyim, tabii içeri burası, bir müze gibi. Burası Milli Aydın Karargahı gibi. Buranın bir tabii bahçenin bir sahibi var ama evet, ön tarafı tabii anıt yapılmasına tabii bir vatan evladı olarak izin veriliyor. İşte Germencik Kaymakamlığı tarafından da ön tarafta bulunan... Bu anma töreni herhalde orada yapılıyor. Evet, anma törenleri o şekilde oluyor. Bu bölgede 3 tane canlı tanık var. Üçü de çocuk. O günden kurtulan. Yani bunlardan bir tanesi 9 yaşında o dönemde. Nuri Mersin, Bahçıvan Nuri diye biliniyor. 12 yaşında Ayşe Baş, Çalgıcı Ayşe diye biliniyor. 7 yaşında da Emine Nine, Emine Çimen. Emine Çimen, Çalıkların Emine diye bilinir. Germencik'te Molla Mustafa ve Rabia Hanım'ın çocukları çocuğudur. Katliam sırasında, kurşuna dizme sırasında annesi Rabia Hanım, Emine ninemizin üstüne kapanıyor. Siper oluyor. Annelik duygusu. Işte. Çocuklarına siper oluyor. Diğer çocukların da kurtulmasındaki yegane sebep, yani çocuklara sarılıyor ve oradan 3 tane çocuk kurtuluyor. Birisi 7 yaşında, birisi 9 yaşında, birisi 12 yaşında. Tabii yıllar sonra bu kurtulan çocuklar buranın bu vahşeti ömrü boyunca unutamıyorlar. Asla, çok zor. Emine nenemiz, arkadaşlar, 92 yaşında, 2002 yılında vefat ediyor. Tabii 7 Eylül etkinlikleri, anma törenlerinde, yani beyaz tenli olan Emine nenemiz o gün kıpkırmızı oluyor. O gün yemek yiyemiyor. O gün su içemiyor. O gün kimseyle konuşmuyor. Daha sonra tabii komşuları merak ediyor. Diyor ki ya Emine nene, yani 7 Eylül geçtikten sonra, 10'unda 11'inde daha sonraları sorduklarında Emine nenenin gözleri doluyor. Evladım diyor, ben o günleri canlı canlı yaşadım. Annem üstüme kapanmasaydı belki şu an yaşamıyordum. Diğer çocukların kurtulmasındaki de sebep de diyor, biz kurtulalım diye diyor, biz yaşayalım diye diyor, onlar canlarını verdi. Şu cümleye bakar mısın? Biz kurtulalım, biz yaşayalım, çocuklar yaşasın diye canlarını veriyor ya, canlarından geçiyor. Yani ve yıllarca da yaşamış o sayede. Evet. Çok acı. Çok, buranın tarihi gerçekten unutulmaz. Çok büyük, bugün unutulmayacak bir videolardan birini daha yaptık abi, sayende senin de. Evet. İnşallah gelecek nesillere bu anlattıklarımız bir ders olur. Bizler bu hikayeyle büyüdük. Evet. Yine de diyorum, olay Germencik'te yaşandı. Buraya Kanlı Bahçe derler. Kanlı Bahçe mevkii, Koç Kuyusu mevkii derler. Nice koç yiğitleri içine atmışlar, katletmişler. Emine nenemizin de dediği gibi, yani çocuklar yaşasın diye, evlatları yaşasın diye burada birçok vatan evladı, hatta 39 tanesinin ismi bilinmiyor, tarım işçisi. Kim oldukları belirsiz. Evet. Tarım işçisi. Çalışmaya geliyorlar, geri dönmüyorlar. Bu vatan için 94 tane vatan evladı burada şehit oluyor. Evet. Yani bu videolar kıymetli. Bu videolar gerçekten önemli. Bu videolar arşivlik. Bu tarihin unutulmaması gerekiyor. Ben dediğim gibi, yani bu bölgede büyüdüm. Özellikle incir döneminde geldiğimizde, incir bahçemize dedemle falan göçtüğümüz dönemlerde dedemin en çok anlattığı, nenemin en çok anlattığı hikayelerden bir tanesidir. Bu bölgeye hatırlıyorum. Dedem rahmetli bir eşeği vardı. Eşeğinle geldik. Bu bölgeden kendi köyümüze Moralı'ya doğru gitmiştik. Bu bölgeye geldiğinde daha o zamanlar o anıt yoktu. Bu evde dedem aynı zamanda hafızdı. Bir Yasin-i Şerif okudu. Üç kulhu behlam okuduktan sonra, dua ettikten sonra dedi ki, evladım neden geldik biliyor musun biz buraya dedi. Bahçeye dedim, incir toplama mı geldik? Oğlum incir bahane dedi. İnciri geç. Tabii küçüğüz, çocuğuz, bilmiyoruz. Tabii.
Evladım dedi, Yunan mezaliminin dedi, yaşandığı yerdir dedi. Böyle bir taşa oturttu, şurada, şuraya oturdum yani. Dedem karşımda anlatıyor. Dedi ki, bu Yunan mezalimi burada yaşandı. Buranın unutulmaması gerekiyor. Bize buraya unutturmadılar. Senden dedi vasiyetimdir. Özellikle ben buraya gelip bu videoda bu hikayeyi anlatmamdaki yegane sebep, yani şuraya oturdu. Bunu anlattı bana. Unutulmaması gerekiyor. Unutturulmaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Tarih tekerrürden ibaret. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. Tabii. Bu videolar ondan dolayı kıymetli. Gerçekten arşivlik videolar. Kesinlikle. Yani biz de görevimizi bunu anlatarak, değil mi? Evet. Yani her geldiğimde içim ürperir. Her bir geldiğimde dizlerimin bağı çözülür. Neden? Bu bölgedeyiz. Bu bölgenin çocuğuyuz. Bu bölgenin hikayeleriyle büyüdük. Bu tarih unutulmamalı, unutturulmamalı. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü videoda da yine çok büyük katkıların oldu. İnşallah bu tarz böyle çok güzel videolarla buradan devam edeceğiz yine takipçilerimiz adına. Ben senden çok teşekkür ediyorum abi. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Bu kıymetli tarihi, unutulmaması gereken tarihi değerli takipçilerimizle paylaştığımızdan dolayı ben teşekkür ederim. Gerçekten bu video, değerli takipçiler, gerçekten tam arşivlik bir videodur. Mutlaka ve mutlaka bu videonun izlemeyenler tarafından izlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu hikaye gerçek kişiler tarafından duyuyor. Ben dedemden duydum mesela. Evet. İşte Emine Nene 2002 yılındaydı. Emine Nene'nin hikayeleri ni de duydum. Yani unutulmaması gereken bir tarih, unutturulmaması gereken bir tarih. Yine dop dolu, yine güzel, yine o tarihi videolar serisinin gerçekten bir örneği oldu. Bir örneği oldu. Tabii bu imkanı da bana verdiğinden dolayı ben de ayrıyetten teşekkür ederim. Ne demek? Biz teşekkür ederiz asıl. O zaman inşallah yani bizim yaşadığımız yani ben buraya şey yaptığımda sanki diyorum ya böyle o günleri tekrar yaşar gibi oluyorum. Değerli takipçilerimiz de inşallah videodan memnun kalmışlardır. İnşallah, inşallah. Ben öyle olacağına eminim. Evet. Zaten aşağıdaki yine yorumları okuyarak da bunu bize daha iyi hissettirebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Arkadaşlar Mehmet abinin dediği gibi de bu video izlenmesi gereken video zaten. Bunu siz kendiniz izlemekle kalmayın, mutlaka paylaşın. Bunu eşinize, dostunuza, okullara, tarih kurumlarına, etrafınızdaki bu tarz videoları, bu tarz tarihi konuları seven insanlara paylaşın. Çoğalsın, sesimiz her yere duyulsun. Bizim sonuçta çok güçlü miraslarımızdan bir yer burası. Bugünlük arkadaşlar böyle videoyla karşınızda olmaya çalıştık. Bu tarz videolarımız bir seri halinde. Yine böyle katliamların yapıldığı, Yunan ordusunun geçerken yakıp yıktığı, işte milli mücadele ruhunun çok böyle örnek direnişler gösterdiği noktalarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bizden ayrılmayın. Allah'a emanet.